Yavaş be! Ana, Silvester'a bağladın ya. Ya elin gariban kızı senin yüzünden işi bıraktı değil. Niye ceremesini ben çekiyorum abi? Sen de benim yüzümden olduğunu düşünüyorsun. Eyvallah abi. %1500 kardeşim. Yani hatta adımın Volkan olduğu kadar emin. Yani bilmiyorum. Anlattıklarından o çıkıyor. Benim müşahede etmem lazım. Yoksa bu vicdan azabı beni mahvedecek. Vay be. Yani şu küçük olayda bile vicdanın sızlıyorsa sen bu tövbe işinde ciddisin ha. Ciddiyim abi. Hadi ciddiyim. Hadi soğutma beni. Hadi. Kapa. Her zaman koru orayı. Tamam mı? Aradı mı? Yok. Aramadı da o. Alo. Selam, Kerem ben. Kerem? Kerem. Atölyeden, iş yerinden. Patron Kerem. Hatırladın mı? Ne var, ne oldu? Ne var? Senin bu işi bırakman benim pek içime sinmedi. Onu konuşmak istiyorum da. Bakın Kerem Bey, benim iş yerinden neden ayrıldığım sizi hiç ilgilendirmez. Ayrıca şu an çok önemli bir telefon bekliyorum. Lütfen kapatabilir misiniz? Beni nasıl ilgilendirmez? Bir dinle. Alo. Hayda. Bir sen eksiktin ya. Alo, selam. Ya müsaitsen buluşalım mı diyecektim. Benim kafam çok dağınıktı. Aklıma sen geldin. Tabii, konuşuruz. Nasıl yapalım? Ha bak, benim bugün ev arkadaşım birazcık geç gelecek. İstersen ben sana konum atayım. Sen buraya gel. Belli dertlisin. Zaten Ayşe de anlattı olanları. Evet, o mesele. Tamam o zaman, bekliyorum. Tamam, geliyorum. Senin bu meselede anlatmadığın bir şeyler var mı? Yok abi, anlattım ya. O kadar da ciddi değil aslında. Sadece bu benim meşhur flörtün dozajını biraz kaçırmış olabilirim. Belli. Kaçırmışsın. Abi bak, sayıda 5'e 6'ya falan çıktım. Yani benim için görülmüş bir şey değil. O yüzden kabul ediyorum. Başta biraz hırs yapmış olabilirim. Ama bu kızda bir şey var yani. Temiz, iyi niyetli bir kız, saf bir kız. O yüzden üzüldüm haline. Neyse, ben şimdi onun gönlünü alıp İşe dönmeye ikna edeceğim. Umarım. Ama şimdiki kadınlar da ne çok yemek yapıyor ya. Ben babana şöyle bir bulgur pilavı pişirirdim. Birbirimizin gözlerinin içine baka baka yerdik. Ben kimden bekliyorum? Beni kim arıyor ya? Sen arasan kuzum. Yok anne ya. Yani o biliyor benim ne durumda olduğumu. Babasının işi falan çıktı herhalde yani. Halledince arar. Babaanne. Saçım güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş kuzum. Aa, siz hala böyle oturuyor musunuz ya misafir gibi? Hadi.
Ya hadi diyorum Ayşe, git hazırlan. Kalk kızım. Gel kızım, sen buraya otur. Sen ya? Ya ben sana arama demedim mi? Evet dedin. Ama bu işi halletmeden bana rahat yok, kusura bakma. Yok, halledilecek bir şey yok. Dur, kapatma. Zaten kapatsan da kurtulamazsın çünkü evinin önündeyim. Ha, eminim öyledir. Tamam. Ya ne yapıyorsun? Duyuyor musun şimdi? Kız, kim bu? Kerem Bey, Muhsin amcanın oğlu, iş yerinden. Kız televizyonda göründüğünden daha yakışıklı bu. Ya yakışıklı görecek halim var da sanki. Mesajlaştı bu mu yoksa? Yok canım. Bizim kıza bakmaz. Bunun bir de abisi vardı, pek bir alık bir şey. Bu cin gibi maşallah. Gözleri fıldır fıldır. Şimdi babam gelir. Sus kız, felaket telalı. Ya senin ne işin var burada? Sana da merhaba. Dedim ya, bu iş meselesi benim hiç içime sinmedi. Sana ne benim işi bırakmamdan? Sana ne olur mu ya? Benim yüzümden değil mi? Ben her şeyin farkındayım. Bak. Sen bak, sana söz veriyorum. Bir daha seni rahatsız edici hiçbir şey yapmayacağım. Hatta karşına bile çıkmayacağım. Ama lütfen sen de işe geri dön, olur mu? Bakın Kerem Bey, evet halinizden, tavrınızdan rahatsız oluyordum. Evet beni rahatsız ettiniz. Ama gerçekten işi bırakmamın sizinle bir alakası yok. Yani tamamen ailevi bir mesele. Diyorsun. Şamu Azlı, bak baban arıyor işte. Şimdi andınız işte. Bir şey söylememiş. Alo Rıza, bir şey mi duydun? Ne diyorsun Nazmiye, ne duyacağım? Neredesin sen? Erken çıktım, eve geliyorum. Bir şey lazım mı? Lazım, lazım. Bir kilo şeker al, kesme şeker. Şeker mi? Lan daha geçen gün aldık ya. Ne yapıyorsunuz, benden gizli at mı besliyorsunuz evde? Aa, şekerin de mi hesabını vereceğiz ya? Akşam görücü geliyor, al işte lazım. İyi, tamam. İnandı mı? İnandı ama şimdi gelir o. Dur ben gidip alıp geleyim onu. Tamam. Yani benimle hiçbir alakası yok. Yok. Yani gerçekten işiniz rahat olsun. Ailevi bir mesele. Kız! Abin geliyor, abin. Cinnet geçirecek, hepimizi kesecek sonra. Tamam yengeciğim, Kerem Bey de gidiyordu zaten. Evet, evet gidiyorum zaten. Ama unutma, eğer fikrini değiştirirsen ya da ailevi meseleni çözersen sana kapımız her zaman açık. Sağ olun Kerem Bey. Babanıza selam söyleyin Muhsin amcaya. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz burada? Sevdiniz mi arabayı? Gel, önünde göstereyim. Kız, ne işi var bunun burada? İş için gelmiş. Yani tanımam etmem ben normalde. Bırakma diyor. İşi bırakma diyor yani. Sanki bulunması hiç kumaş bana. Abi bu yarış arabası mı? Tabii yarış arabası. Abi kaç basıyor? 100 basar. Yokuş aşağı basıyor. Hangi takımız sen? Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında dur.